Günaydın arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Günümü aydınlattığınız için teşekkür ediyorum. Bugün açılışımı dışarıda yapıyorum ve biz birazdan arabaya binip Foça'ya gideceğiz. Foça'da güzel bir kahvaltı yapacağız. Umarım sizler de eğlenirsiniz sıkılmadan. Kimle gidiyoruz onu da söyleyeyim size. Hüseyin'in iş yerinden çalıştığı bir abisi var. O ve ailesi gelecek. Onlarla birlikte kahvaltı yapmaya gideceğiz. Çok eğleneceğiz. Bence. Ares'i de götürüyoruz çünkü. O da gelecek bizle birlikte. O zaman hadi gidelim. Evet. Araba park halindeyken ben size çekeyim dedim. Şimdi biz bindik arkadaşlar. Sedat abileri ve ailesini almaya gideceğiz. Daha sonra da yolumuza devam edeceğiz. Bakın burada Ares de var. Geldik arkadaşlar. Burası mükemmel bir yer. Hava çok güzel. Ya inanılmaz güzel bir yere geldik. Ve burası Foça'nın bir ilçesi. Kozbeyli diye geçiyor. Ve burada kahvaltı meşhurmuş zaten. Sedat abi biliyormuş buranın nasıl bir yer olduğunu. Foça'nın eski Foça'ya 5 dakika ya da 10 dakika olması lazım. Yeni Foça'ya 5 dakika ya da 10 dakika olması lazım. Eski Foça'ya da 20 dakika falan olması lazım mesafesi. Kozbeyli araştırın. Ben hiç araştırmadım. Yolda kararlaştırdık. Böyle bir yere geldik. Hüseyin falan hepsi içeri girdi şimdi. Hüseyin içeriye Ares'in girip girmeyeceğini öğreniyor. İsmi de böyle bir yer. Kozbeyli Sofrası. Girdiğiniz her yerde sofra. Yani kahvaltı, restoran, o tarz yerler var. Umarım güzel olur. Kahvaltı. Ben şöyle bir köy kahvaltısı yapmayı çok özlemiştim. Bayağıdır yapmıyorduk Hüseyin'le de. En son pandemi girmeden önce falan yapmıştık. Şimdi artık güzelce böyle bir kahvaltı yapalım. Çünkü yaklaşık 40-50 dakikalık bir yoldan geldik. Benim de şu an karnım kurt gibi acıktı. Bayağı bir midem bulandı zaten yolda. Burada da biraz yokuş var arkadaşlar. Yani araba şöyle duruyor. Biraz yokuştan dolayı yukarıda kaldı. Biz de gireceğiz şimdi. Evet, Ares de burada. İnşallah onu da sokabiliriz. Şimdi Hüseyin ona bakmaya gitti. Ben de onu bekliyorum burada. İçeriye girebiliyor muymuş? Evet, Ares de girebiliyor. Şimdi izin almaya gitmiştim ben. Şimdi girebiliyoruz içeri. Ares biraz bizden uzak kalacak. Aşağıda kalacak. Çimlerin üzerine bırakacağız. Hatta onun su kabını da alalım. Su da verelim. Evet, bagajda o da. Yemeği yedi o zaten. Aynen. Öyle. Sedat abi ve eşi çocuğuyla birlikte şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Hep evet. Beraber. Ben onların video çekip şey yapabileceğini bilmiyorum yani. Videoya karşı hassaslar mı, konuda bir bilgim yok. O yüzden hiç böyle bir şeyden de bahsetmedim aşkım. Evet. Bir defa tanışıyorum ben de. Bilmiyorum, sorarız kendilerine ya. Belki çıkmak isterlerse biraz çekebiliriz. Evet. Yani o yüzden çok çekemezsem kusura bakmayın, tamam mı? Şöyle mekana giriş yapıyorum. Az önce girdim, tekrar geri çıktım. Size göstereyim diye. Böyle bir yer arkadaşlar. Sanırım buranın en güzel yeri burası olsa gerek. Senin yerin burası mı oğlum? Allah yerim seni. Yerin de hazır senin ya. Aşkım güzelmiş ha burası. Evet çok güzel. Deniz manzaramız var. Vapur var orada arkadaşlar. Taşlar varmış. Evet. Burada arkadaş buldum. Burada tavşan varmış. Ama yok şu an değil mi? Adın ne bakalım? Tanıt kendini. Elma. Sedat abinin kızı arkadaşlar. Sen köpeğini göster bakalım. Adı ne onun? Jojo. Ya yerim Jojo'yu. Maşallah çok tatlı oldu. Ares gibi çok tatlı değil mi? Evet. El sallayınca zıplıyor böyle. Ya. Bir de sevince böyle yapıyor. Birazdan. Bir tane hareketi var bu kadar. Birazdan yaparız olur mu? Tamam. Ares görüşürüz oğlum. Onun ben mamasını da vermiştim evden çıkmadan önce. O yüzden karnı tok. Hayır oğlum. Hayır. Sakin ol. Ares de yan yana olsaydı daha iyiydi de. Evet ya. Ben de öyle isterdim. Ama bir gözüm onda yani. İnsan şey oluyor değil mi? Ne? Aklı orada kalıyor. Tabii canım. Çocuğun gibi oluyor bir süre sonra. Nereye geçiyoruz? Bir masa boşluk bırakıyorlar ya. Sosyal mesafe yapıyorlar ya. Burada bahçede masa yok arkadaşlar.
Evet, burası boşmuş. Şurası boş. Belki buraya geçeriz. Demek ki güzel bir yer. Evet. Güzel bir yer ki geliyorlar. Yer olmadığı için geri çıkıyor arkadaşlar herkes. Ve ben niye gözlük almadım? Unuttum. Evet, ufak bir yer değişikliği yaptık. Burası daha güzel. Gölgede yiyecektik yoksa ya. Orası gölgede çok esiyor yani, soğuk. Ama burası daha güzel. Böyle deniz manzaramızla birlikte güzel bir kahvaltı yapacağız. Irmak, acıktın mı? Evet. Kahvaltımız hazırlanıyor arkadaşlar. Şöyle serpme kahvaltı söyledik biz. Bayağıdır bekliyoruz burada. Çünkü çok kalabalık. Çalışan sayısı da az. Olunca böyle birazcık bekledik. Yumurtamız geldi. Bu da menemen. Melemen. Sucuk. Afiyet olsun. Teşekkürler. Pişi gelecek bir de. Ekmek gelecek falan. Şimdi biz bunu soğutmadan yiyelim. Evet, Sedat abinin eşi ve çocuğu. Hadi el sallayalım bakalım. Hadi otur bakalım. Veririm ama yanmadı. Jojo beni üzmezse ama öder. Gitti. Ne gitti? Kırıldı. Biz kahvaltımızı yaptık gençler. Karnımız çok güzel doydu. Her zamanki gibi. Evet, taze çaylar. Az önceki bardaklar yumurta kokuyordu. Bardakları değiştirdik. Çay da çok güzel Sema. Ben bardağımı değiştirmiyorum ama. Sen değiştirmiyor musun? Sen çikolata canavarı olmuşsun. Zararlı bir eve almadığınız için gördüğü anda abanıyor yani. Değil mi? Kıyamam. Çok özlemişsin sen çikolatayı. Fazlası zararlı artık. Evet. Masayı sildik, süpürdük. Ayşe abla gülsün, Ayşe ablası. Babana da gül. Ares de bakın nerede. Ta şurada yatıyor. Görünüyor mu bilmiyorum ama Ares orada. Ares'i de unutmuyoruz. Ona da ekmek götürüyoruz. Verdin mi? Yiyor mu? Neden çok yemiyor karnı ki? Oğul Işık. Al bakalım. Canım benim. Al bakalım. Sen de vermek ister misin? Hayır. Neden? Ben dans yapacağım. Tamam. Böyle yapayım. Sen beni mi özledin? Böyle yaptım. Hani yap bir daha bakalım, görelim. Ay, ne güzel oynuyorsun. Toprak olduğu için pek rahat oynayamıyorum. Evet. Çim olduğu için değil mi? Vardı. Evet. Kahve içeceğiz şimdi birazdan. Ay, iyi ki tanışmışız. Benim. Çok sevdim sizi ya. Ben de ya, evet. Ben vallahi de inşallah sıcak kandı. Değil mi? Gerçekten öyleymiş. Teşekkür ederim, sizlerine. İşte insan şey, anlaşabilecek şey bulmakta da zorlanıyor. Çok, evet. Yani... Kemancı tuttum hayatım senin için. Nerede kemancı? Nerede o ya? Nerede şaka çalıyor? Benim için kemancı tutmuş. Müziğimiz de çalıyor. Bizim masaya bakın bu alemde. Bir şey yapacağız, yediklerimizi eriteceğiz. Yapalım. Güzel olur. Daha sonra kahve içeceğiz. Evet. Deniz kenarında. Evet. Burası zaten yeni fırçaya daha yakınız şu an. Kozbeyli'ndeyiz. Evet. Biz kalktık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Ve maskemi takmam lazım. Hemencik. Şöyle sahil kenarında biraz yürüyüş yapacağız.
Daha sonra orada bir yerde oturup kahve falan içeriz. Öyle, başka bir şey yok. Geldiğimiz yer burasıydı. Tekrar göstereyim. Eğer gelmek isterseniz, kahvaltısı mükemmel. Ben çok beğendim. Böyle değişik reçelleri vardı. Mandalina reçeli yedim. Yaş ceviz reçeli yedim. Bir de böyle sütün kaymağını bekletiyorlarmış bir gece. Daha sonra onun tortusunu alıyorlarmış. Onu yedim. Böyle ekşili bir tadı vardı. Güzeldi gayet. Bal kaymak falan vardı arkadaşlar. Bildiğiniz serpme kahvaltı söyledik yani. Burası ne? Otel mi? Burada otel varmış. Bakın. Şimdi şöyle biraz sizi gezdireyim ben de. Burada bayağı insanlar yaşıyor. Okul falan var. Çok şey, bayağı birgi gibi burası. Evet evet. Yaşam var arkadaşlar burada. Şirince gibi aynen. Şu şekilde görüntüde. Karşıda villalar var. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Bu tarafta kaldı. Evet, şimdi böyle sahil kenarına geldik arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim size. Yazın gelirseniz burada yüzebilirsiniz bu arada. Ve biz şimdi şey yapacağız. Sedat abi balık tutmayı çok seviyormuş arkadaşlar. Hüseyin de çok seviyor. İkisi şimdi bir araya geldi. Oltaları da almışlardı zaten, bagaja koymuşlardı. Şimdi beraber burada olta atacaklar. İnşallah balık tutarız, bilmiyorum. Böyle zevkine yani. Güzel bir gün. Gayet eğleniyoruz biz burada. Ama biraz Sedat abi kameralara çıkmak istemiyor. O yüzden ben de onu çok çekmiyorum. Ama Özlem abla beni çekebilirsin, sorun yok dedi. Kızı da çok tatlı, Irmak adı. Burada böyle biraz yürüyüş de yaparız. Gayet güzel. Burada tam mangal yakılmalık bir yermiş bu arada. Ve siteler var burada arkadaşlar. Bu sitelerde yaşayanlar buralara geliyorlar. Ne güzel. Hemen önlerinde deniz. Yazın gel istediğin kadar burada yüz. Çok güzel bir şey vallahi. Biz şurada oturuyorduk arkadaşlar. Şimdi kalktım ve Hüseyinlerin yanına gidiyorum. Onlar da oltaları ayarlamışlar. Atmışlar, bakalım bir ne yapıyorlar. Aşkım, sen yapmıyor musun? Tamam. Balık vurursa ben de çıkaracağım. İlla ben de çıkaracağım ama. Mermiyi. Kandırıyorsun. Kandırıkçılar sizi. Büyük balık küçük balığı yer. O hesap. O yemeye çalışırken ben de onu yiyeceğim. Tamam. Gel bakayım bir. Senin adın ne? O ne? Kamera. YouTube kamerası. Ne kamerası, bir daha söyle. YouTube kamerası. Evet. Senin adın ne, söyle bakayım. Pelin. Pelin. Pelin Rusyalıymış arkadaşlar. Rusya'da doğmuş ama Türkiye'de büyümüş değil mi? Evet. Rusya derken ben ne yapmıştım biliyor musun? Rusya derken annem bana ne yapmıştı? Anne. İlyas daha küçüktü, benden daha büyük doğmuştu. Benden daha erken doğmuştu. Evet, sen çok güzelsin ama. Hayır, hayır, bir şey yok. Maşallah, gözlere bakın arkadaşlar. Saçların rengi. Ay çok tatlısın sen. Ares, ne yapıyorsun kendine? Çıldırdı. Evet, buradan gidiş vakti. Burada pek balık tutamadılar arkadaşlar. Artık... Yok yok, balık yok. Evet doğru. Yanlış bilgi vermeyelim. Yanlış bilgi vermeyelim. Biz gidiyoruz. Burayı terk ediyoruz. Biz şimdi de sazlıca koyuna geldik arkadaşlar. Dalış yapıyorlar. Evet. Bana bakar mısın? Böyle buradan alır. En son nerede gördüm? Antalya'da. Tabii tabii. Bu antik kenti görmüştük. Değil mi? Evet, izlemeyenler aşağı link bırakırız. Oradan izlersiniz. Antik kent vardı orada bir tane. Antalya'da. Balayından sonra gittiğimiz oranın suyuna benziyor. Evet, çok güzeldi. Ne varsa görebiliyoruz. Ayna gibi. Yapılacak yerler var arkadaşlar. Çadır kurabiliyorsunuz kendiniz ama giriş ücretli tabii. Fiyatını sormadım zaten ne kadar olduğunu. Şu an zaten çok insan yok burada, az insan var. Böyle bu
burada çay kahve de içiliyormuş. Ama biz burada mı? Ama biz burada mı içeriz bilmiyorum. Evet, biz ava gidiyoruz. Balık tutacaklar herhalde, anlamadım. Neyse, onlar şey yapsın. Az önce balık yoktu denizde. Burada da olacağını düşünmüyorum ben ama. Bilmiyorum. Baksınlar bakalım. Biraz soğuktu az önceki yer, esiyordu. Burası yan tarafları böyle dağ olduğu için, şöyle iki tarafı da dağ. O yüzden çok esmiyor burası. Ilık bir havası var buranın. Evet, biz şimdi Foça liman tarafına geldik arkadaşlar. Biraz şehir merkezi uzakta kaldı. Biz tam böyle uç noktadayız. Buradan şimdi böyle yürüyeceğiz. Şu yol boyu şöyle yürümeyi düşünüyoruz. Daha sonra şu ileride kafeler var sanırım. Biz böyle arabayı park etmek için bir yer bulduk. Daha sonra oturup bir yerlerde bir kahve içelim. Ares'i de yanımıza aldık. Akşam olmak üzere bu arada. Biz saat 12 civarı buradaydık. Şimdi saat böyle 4'e falan geliyor arkadaşlar. Telif. Sibel abla, telif yiyeceğim seninle. Güzeller. Evet, çok güzeller. Ya bak bak bak. Bak 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 bak. Evet, şöyle bir yer bulduk. Geldik artık kahve içmeye. Dışarıda oturalım değil mi? Şurası güzel. Şurası güzel, 4 kişilik. Göksal'ın yeriymiş burası. Ben pasta yemek istiyorum. Ben pasta yemek istiyorum. Baba mı soracaksın? Bakayım. Sen pasta mı yemek istiyorsun? Evet. Yiyelim mi? Gel canım benim, otur sen böyle. Anne lavaboya gidecek. Sen de otur. Aa, bu benim köpeğime benziyor şu. Değil mi? De. Evet. Bak aynısı. Evet, ama... Bu da Irmak'ın köpeği arkadaşlar. Çok tatlı, bu hareket ediyormuş. Göstereyim mi? Göster bakalım. Açıyorsun bir. Şu yeli açıyorsun. Hı. Ağlıyor da aslında. Ya bu ne? Ne çok yaptı? Tatlı. Köpeği çok tatlıymış Irmak'ın. Onun köpeğine bakıyoruz. Nasıl yapıyor? Kafasını silince mi yapıyor? Şimdi sensör var. Nerede? Şurada basınca bak bir şeyler oluyor. Avlıyor mu? Aa, ne güzelmiş. Avlıyormuş ama çok bozulmuş. Dili de dışarıda kalmış. Evet, kahvelerimiz geldi. Bir de böyle bir tatlı söyledik arkadaşlar. Mozaik. Afiyet olsun. Evet, mozaik tatlı. En sevdiğimiz. Şimdi kendime geleceğim. Kahve içerken bir şeye şahit olduk. Şu kenarlarda mantar taşlar var ya, yerlerde. Onun tepesine kadının biri arabayla çıktı. Çok değişik. Şu an onu izliyorum yani. Kahve içiyorduk. Hüseyin falan oraya gitti şimdi kadına yardım etmeye. Sedat abi falan. Anca arabayı kaldırıp, böyle tepeden kaldırıp tekrar indirmeleri falan gerekiyor. Ama o da çok zor. Kaşlarımı çatıyorum. Neden? Havadan dolayı. Normalde böyle durmam lazım. Duramıyorum. Vallahi mozaik pastamızı da yedik. Şimdi kahvemizi de içtik arkadaşlar. Artık buradan eve gideriz diye düşünüyorum. Biz artık sahili bırakıp bizim evin o taraflara geldik arkadaşlar. Şimdi şeyi düşündüm. Evde yemek yoktu. Ben de dedim ki Hüseyin'e gel burger yiyelim. Bir burger patlatalım dedim. Yiyelim. Karnımız aç çünkü. Yaklaşık 6-7 saattir falan şeydeyiz, Foça'dayız. Yani kahvaltının üstüne şu an saat 6 falan zaten yani. O yüzden bayağı akşam oldu. Buradan da hemen bir burger yiyelim. Daha sonra bunlar eve geçeriz. Burger King. Reklam. Reklamını yapalım falan diyor. Eskoda. Geldik. Eskod istiyor, ben kapatıyorum. Evet, yemeğimiz geldi. Ve ben yarısını yedim bile. Biz geldik, evdeyiz. Ve şimdi kahve koydum arkadaşlar. Akşam yemeğimizi de yedik. Karnım bayağı bir şişti. Patlayacak gibiyim. Şimdi Double Türk kahvesi. Orada içtiğimiz kahve beni kesmedi. Çünkü çok küçük geldi fincanda. Şimdi kendimize double kahve yapıyorum. Bugün gayet güzel bir gündü. Ve
Sedat abiyle Özlem abla çok iyi insanlar. Videomu izliyorlar büyük ihtimalle. Buradan onları tekrardan öpüyorum. Özlem abla bana şey verdi arkadaşlar. Bepantolin vücut kremi var ya, onda bayağı bir varmış. Bir tane de bana vermiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Bana vermiş diyorum. Neden? Çünkü biz arabadan indiğimizde o yukarı çıktı. Eşinin çarşıda işi vardı. O yüzden eşi de yukarı çıktığında aşağıya indirmiş. Bana da Sedat abi verdi. Öyle. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Bayağı bir yoruldum ben. Bugün yine yattığım yeri beğenirim. Hatta ben yollarda uyudum yani arkadaşlar. Sürekli indi bindi yaptık. Ares de üstümde böyle beni bir uyku bastırıyor. Onun sıcaklığıyla birlikte böyle ben bir kestirmişim arabada. Hem gelirken hem giderken hem böyle aralarda durduğumuzda falan. O kısımlarda ben bayağı iptal yani. Uykusuzdum bir de dünden dolayı. Editle uğraştım falan. Hatta videom yüklenmedi. Tekrar yüklemeye koydum. Falan fistan derken bugün de mutlaka erken yatarım ben. Birazdan birlikte makyajımı çıkarırız. Daha sonra ben bu videoyu da burada kapatırım arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun oğluşum burada? Bu kulaklar ne? Allah'ım ya. Sana bir şeyler vereyim, gel. Yiyecek mi bir şeyler? Oh. Benim yapmak istediğimi yaptım. Evet, size her zamanki yerinizde koydum. Pamuğum nerede? Pamuğum nerede? Ben nerede? Şöyle 3 tane falan çıkarayım, anca yetecek. Ya da 4 tane çıkarayım. Artık ezberlediniz bence. Göstermeme gerek yok. Garnier. Yine gösterdim. Neyse, bu videoyu ilk defa izleyenler olabilir. O yüzden göstereyim dedim. Şöyle ben yine bunu çalkaladım. Çalkalamadan kullanılmıyor. Kesinlikle çalkalayın. Bazen ben unutuyorum. Dalgınlığıma geliyor. Böyle kalıyor gidiyor yani. Çalkalamadan sildiğim oluyor. Bir kere onu yaptım. Bütün yağ buraya geldi. Yine ben sadece kapatıcı sürdüm arkadaşlar. Ama böyle sivilcelerime de sürmüştüm. Bu ara sivilcelendim ya. Ben de anlamadım. Anlamsız bir şekilde sivilcelendim. Stres de yok ki. Stres yapacak bir şey de yok aslında. Yüzüm falan kızardı bugün. Soğuktan mıdır? Nedir bilmiyorum. Hüseyin de diyor ki ağladın mı sen? Hayat gülmek için var. Bu hayata gülmeye geldik değil mi? Gençler. Saat de bayağı geç oldu bu arada. 12'yi geçiyor. Baksanıza ayı göstermeyeyim ya. Kendime geldim yo. 2 gündür erken kalkıyorum ya. Gözlerim ondan biraz yorgun. Evet, zaten ruj falan da yoktu. Böyle oldu. Evet. Yeter, çok uzatmayacağım. Bu videoyu burada kapatıyorum gençler. Herkese iyi geceler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Öpüldünüz. Bye bye.